Değerli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma. Mustafa kardeşimin nasip köfte, nasip tantuni videosuna hoş geldiniz. Kardeşim selam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Aynen. Kardeşim şimdi tiril tiril tezgahınla, bak cıncık gibi maşallah tertemiz, böyle baharatların, baharatlıkların içinde. Evet. Plate'in öyle tertemiz, 10 numara iş çıkartıyorsun. Evet. Şimdi biz neredeyiz? Yani. Burayı bir tarif etsene bize. Burası Nazım Hikmet Caddesi, Ölmezler Deri'nin çaprazındayız şu an. Ölmezler Deri'nin çaprazı, Nazım karşısı Türkmenbaşı Bulvarı. Evet. Groserinin aradan girdiklerinde senin tezgahına, üç tekerli motoruna gelip ulaşabiliyorlar. Şimdi tantuni yapıyorsun. Tantuni ve tavuk köftemiz mevcut. Tamam, şu an tavuk köftemiz bitti. O zaman tantuni alabiliriz. Tantuni. Evet. İki tane sana zahmet, şöyle güzel. Benimkinin bir tanesinin kimyonu bol olsun, sana zahmet. Tabii, nasılsınız? Orijinal tantunimizi alalım, bir yiyelim. Şimdi dostum, haftanın her günü burada mıyız? Haftanın her günü buradayım. Kaçta kaç arası hizmet verirsin? 1 ile 12 arası. 1 ile 12 biterse, arası. Erken biterse erken gidebiliyorum. Ha, bitişine göre değişiyor. Evet. Şimdi böyle süt ekmeğimiz var. Süt ekmeğimize yapıyorsun. Evet, süt ekmeği. Süper, tamamdır. Büyüklüğü bu. Anladığım kadarıyla aslında güzel. Evet. Yani ne adamı böyle çok boğar bu, ne de böyle tadında bırakıyorsun içini. Gramaj yani. Olarak yarım ekmeğe denk geliyor öyle aslında. Öyle mi? Aynen. Bizim şimdi, için daha pratik olduğu için. Şimdi geldik esas cafcaflı yere. Tantunimiz burada. Sen hazırlıyorsun bunu. Evet. Ne var içinde yani, özelliği, esprisi nedir kardeşim? Bol kuyruk yağıyla yapıyoruz. Tamam. Lezzetimizin belli bir sırrı da var tabi. Tabi o. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz buna? Şimdi tantuni burada tabi. Bu Adana tantuni, Mersin tantuni'den farklı. Evet. Bizimki ciğerden yapılıyor, onlarınki biftek tantuni. Evet. Ama bizim ciğerimizi siz böyle bayağı bir saatlerce haşlıyorsunuz. İşte kendi baharatınız var, soğan karışıyor içine, işte kimisi kapya biber koyuyor, kimisi domates koyuyor. Bir şekilde böyle kavurma gibi de oluyor aslında. Evet, değil kavurma mi? Tarzı oluyor biraz daha bu aslında. Yani zaten İstanbul'da bu kavurma olarak geçiyor. Öyle mi? Aynen, tantuni olarak geçmiyor. Diğer kavurma olarak geçiyor. Bizim burada Adana'da tantuni olarak biliniyor. Peki kardeşim, odun ateşinde mi yapıyorsun? Nasıl pişiriyorsun? Yani kimisi mesela böyle şeyini yakıyor. Odun ateşinde mis gibi pişiriyor. Kimisi de olabilir, şey de yapabilir. Yok, biz evde, tüpte, normal kendi mutfağımızda hazırlıyoruz. Daha sonra tencereyi tezgahın üzerine getiriyoruz. Ama içine sevgimizi katıyoruz. Bol ilgi veriyoruz ona. O yüzden tamam, biraz evin daha içinde yapıyor olman zaten daha ayrı bir güzel. Evin daha dükkan gibi, yani daha doğrusu şu tezgahın gibi tertemizdir, tahmin edebiliyorum. Bura evet. Böyleyse evini düşünemiyorum yani. Beklerim, bir gün beklerim. İnşallah. Hakikaten tiril tiril eline koluna sağlık kardeşim. Bu teşekkür videoya ederim. Özel değil. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü seni daha önce Denizli'de bir karşılaştık seninle. Evet. Değil mi? Bu, orada evet. Da böyle tertemizdi. Evet. Değerli dostlar, videoya özel değil. Birinin kimyonu bol olabilir dostum. Yani şu bile acı da yapabilirsin. Tamam. Şu bile güzel bir şey. Bak, baharatlığı falan tertemiz kardeşim. Eline koluna sağlık. Babacım, şimdi telefonla siparişin falan var mı? Telefonla siparişimiz yok. Burada oturabilecekleri sandalyeler mevcut. Gelip güzel. Alıp götürebilirler. Hem gelip alıp yiyebiliyorlar, hem de gelip alıp götürebiliyorlar. Evet. Gayet de güzel. Eline koluna sağlık. Şimdi tabii işimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Soğan salatası da giriyorsun içine. Evet. Onu da taze taze yapıyorsun. Eline koluna sak. Ha, plate'de ısıtıyorsun onu. Evet. Yani daha işten bitmedi. Yok. Daha işimiz bitmedi. Şimdi peki kardeşim, bu arada şu soruyu soracağım. İnsanlar nasip köfteyi, nasip tantuniyi niye tercih etmeli? Evimde yemediğim bir şey satmıyorum. Artı diğer tantunicilere göre farklı bir lezzet sunuyorum. Şimdi göreceğiz. Gelip yiyecekler, görecekler diyorsun. Evet. Doğrudur abi. Herkese saygımız var. İçi de bol bol ha maşallah. Bu videoya özel değil. Bak, bunu da bilerek soruyorum yani. Yok. Sonra geliyorlar, diyorlar ki abi videoda bol koydu. Biz gittik. Yok, hakkını azıcık veriyoruz. Koydular, bilmem ne yaptılar. Hakkını veriyoruz. Hakkını veriyorsun. Şöyle bu tarafına doğru geçin kardeşim. Tersinden çıkın. Bak, domatesi, değerli dostlar, soğanı, muanı böyle tertemiz. Vallahi eline koluna sağlık. Kardeşim peki şimdi haftanın her günü açığım dedin. Evet. Hiç dinlenme şansın falan, nasıl dinleniyorsun kendine, nasıl çoluk çocuk, nasıl vakit ayırıyorsun kendine? Maalesef çoluğa çocuğa vakit ayıramıyoruz. Hayatımız tezgahla geçiyor. İşimiz severek yapıyoruz. Ekmek teknem diyorsun. Ekmek teknem, evet. Eline koluna sağlık, Allah pişman etmesin. Hadi şimdi hemen taze taze salatamızı da yapalım.
Ondan sonra şu harika lezzetin tadına bakalım değerli dostum. Değerli dostlar, soğan salatamızı kardeşim hazırladı. Şimdi sumağımızı da attı. Sumağın da güzel görünüyor ha. Vallahi soğana en güzel yakışan şeylerden biri sumak. Sumak ekşisi. Şekerimiz de dengeliyor. Aynen öyle. Faydası da saysa bitmiyor. Sumak abi, sumağın faydası bitmez. Soğan zaten antibiyotik. Evet, şimdi plate'imize doğru geçiyoruz şöyle. Domates mi gireceğiz arasına dostum? Evet, domatesimizi ve soğanımıza gireceğiz. Malzeme gayet bol değerli dostlar. İçi bol bol, bilginiz olsun. Of, işte şu soğanın kokusuna var ya. Taze doğranmış. Başka bir şey ya, başka bir şey. Taze taze yaptım böyle, bu başka bir şey ya. Ütü tost bari ısıtıyorsun. Evet. Eline koluna sağlık. Hazır. Oh. Ekmeğimiz kızardı. Nar gibi oldu. Sıcak sıcak. Değerli dostlar, şimdi tadına bakacağız. Kardeş, şimdi güzel bir şey yaptın. Eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah inşallah böyle istediğin mertebeleri seni ulaştırsın. Emeğinin karşılığını alırsın. Teşekkür ederim. Hemen zaten karşına da kurban olayım. Böyle ayetel kürsümüzü de asmışım. Allah kabul etsin. Allah var, problem yok. Aynen öyle. Allah var, problem yok dediğin gibi. Oo, kağıdım da güzel. Galiba hazır. Evet, hazır. Değil mi? Hazır. Eline koluna sağlık. O zaman şimdi biz afiyetle şunun tadına bakalım. Güzel bir tantının tadına bir bakalım. Tahacuk, geldik en cafcaflı yere. Değerli dostlar, Mustafa kardeşim güzel tantunumuzu hazırladı. Ayaküstü lezzetler kardeş. Sokak lezzetleri, Adana sokak lezzetlerinin başkenti. Şimdi her yer, adım başı biliyorsun, tavuk dönerci kaynıyor. Gece döneri kaynıyor. Tantunici kaynıyor. Ama sen hepsinden farklıyım dedin. Lezzetimin farklı olduğunu düşünüyorum dedin. Şimdi biz de müsaade edersen bir tadına bakacağız. Taha başladı bile. Daha önemli benim için zaten. Taha başladı bile. Taha'nın karar vermesi daha önemli. Bakalım Taha beğenirse herkes beğenecektir muhakkak. Çok iyi ama. Afiyet olsun. Güzel. Gurmemiz Taha. Ben şimdi tantunideki kokuyu çok sevmiyorum. Kendine has bir koku oluyor biliyorsun tantunide. Ama değerli dostlar, kesinlikle öyle bir koku yok. Ve gayet yerinde, başarılı olmuş. Eline sağlık. Kullanılan malzemeden kaynaklanıyor, pişirim şeklinden kaynaklanıyor. Hı. Biz onun çözümünü bulduk. O yüzden bizde koku yok. Zaten bizi tercih etmelerin sebebi oluyor. Mantıklı. Olması, ikinci ve üçüncü yiyebiliyor insanlar. Ve ben şuna da inanıyorum. Senin kullandığın baharatların da kötü değil. Yani malzemeden çalmamış değerli her dostlar. Her şeyin en iyisini. Evet, en iyisini koyduk. Zaten tezgahda tiril tiril ya. Ha, gidiyor ha. Kardeşim, ama şunu sağlık. Bir de şöyle bir şey var. İzleyiciler gördüyse tezgahı temizdi. İlk başladığında temizdi. Hı hı. Tertemiz. Pişim bitti, yine temiz. Bak şimdi yemeğimizi yaptı, yine tertemiz. Gördün mü? Peki kardeşim, bu harika lezzetin cezası nedir? 25 lira ciğer. Bedava. Bir daha söyle. 25 lira. Sürüyorsunuz şuraya. Ciğer tantunumuz 25 lira. Bedava da biraz pahalı, özür dilerim. Vallahi değerli dostlar, 25 TL'ye gelip karnınızı doyurabiliyorsunuz. Şalgam ne kadar kardeşim? 7,5. Serafreş'in o da. O da en iyisi. Tabii Serafreş gayet güzel. Ben de evimde kullandığım, sürekli kullandığım şalgam. Vallahi 10 numara, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Sağ ol. Hiç o kendine böyle o sasımış tadı yok değerli dostlar. Gayet başarılı. Şimdi Pınar Mahallesi'nde, Adana'da, Seyhan'da, Çukurova'da nerede oturuyorsanız olun, isterseniz Türkiye'nin her yerinde olun, yolunuz bu tarafa düştüğünde saat 11 ile gece 12 arası kardeşinin tezgahına gelip böyle bu harika lezzetin tadına baksınlar. Tadına bakabilirim.
Allah benim iş dava işleri geliyor. Kendime de yapacağım birazdan. Gel kardeş gel. Bak bak bak. Bak oraya kuyruk, gelmeye kuyruk başladı. Ya, kuyruk ya kuyruk. Bunlar da mermi. Tamam. Hadi ne yapalım, videoyu kapatalım mı? Hadi bir şey yapmalı. Gelir yenir vallahi, ben sana değil kardeşim. Gelip yiyeceğim bu harika lezzeti. Değerli dostlar, hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu harika adamın, yüzü güleç adamın tiri tiri tezgahına muhakkak uğrayıp bu harika lezzetin tadına sizler de bakın. Bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.